Oyo awir, ejo bii, isi tuntun, oh loo bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah ve hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadikul vaadil emin. Ve kıymetli saygıdeğer FM TV izleyicileri yine yeni bir dualar programıyla karşınızdayız. Rabbim bizlere hidayete erişeceğimiz dualarla münacatta bulunabilmeyi ikram eylesin. Sonucunda ve neticesinde şehvani veya nefsani arzularımız dürtüleriyle etmiş olduğumuz dualarımızın kabulüyle beraber imtihana gireceğimiz dualardan bizleri muhafaza eylesin. Bir daha okuyayım aynı ayeti. Rahman olan Allah Kur'an-ı Kerim'inde bizlere öğütte bulunurken ve yedol insan bir şerri duaahu bil hayr buyurmuşlardır. İnsan şer olan bir şeyi hayır olarak ister dua eder. Ve kendi insanı acıyla insan çok acelecidir buyuruyor Allah. Rabbim hakkımızda hayırsız olan isteklerden ve dualardan da hepimizi muhafaza eylesin. Öncelikle bütün isteklerin, bütün beklentilerin, mutluluğun, sevginin, sevincin, neşenin, her şeyin insanlardan beklenildiği bu zamanda duayı öğreten, duaların anlatıldığı, İslam'ın anlatıldığı, bu programı izlediğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hayatını Allah'ın kelamını öğrenmekle geçiren, gençliğini medreselerde geçiren, şu anda bu programda rejisi olsun, kameraman arkadaşlar olsun, bu programın yapımında vazifeli olan bütün kameraman arkadaşlarım, editki arkadaşlarıma, yayın yönetmenimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizlere bu yolda var olma, bu yolda devam etme, bu yolda istikametle yürüme güzelliklerini ikram eden Rabbimize sonsuz hamd ve senalar ediyorum. Ve en güzeli bizlere kanaati öğreten, İslam'ı öğreten, Kur'an'ı öğreten, Müslümanca bir hayatı yaşayan örnek olarak yaşamamızı bizlere her zaman ve her yerde bunun bize cennet ve cemalini kazandıracağını anlatan Resulullah Efendimiz'e sansuz salat ve selam ediyorum. Kıymetli FM TV izleyicileri, programımız Müslüman'ın İslam'ı, İslam'ın Müslüman'ıdır. Biraz kendimizden bahsedelim. Biraz kendimiz nasılız ve ne haldeyiz bunu düşünelim, bunu konuşalım inşallah bugünkü programımızda. Allah Celle Celaluhu bizleri İslam ile şereflendirdi. Elhamdülillah bizler Müslümanız. Annemiz Müslüman, babamız Müslüman, ailemiz Müslüman, etrafımız Müslüman, atalarımız ve dedelerimiz Müslüman ve İslam'a sancaktarlık yaptılar. Böyle güzel bir secereden geliyoruz. Bütün büyüklerimiz Allah'ı sever, Resulünü sever, Peygamberini sever. Böyle bir hayatımız, böyle bir ortamımız var. Buraya kadar çok güzel. Ancak düşünsenize İngiltere'nin bilmem ne köyünün bilmem ne mezrasında hiç Allah'ı peygamberi tanımayan bir anne babanın evlatları çocukları da olabilirdik. Allah'tan bir haber de yetişebilirdik. Allah bütün her şeye rağmen bizi İslam ile şereflenmiş bir ailede, İslam ile şereflenmiş bir vatanda, İslam ile yoğrulmuş bu topraklarda yarattı. Dostlarını tanıttı. Dostlarına dost eyledi ve bunların hepsini bize ikram eyledi. Buraya kadar tamam. Ticaret yapıyoruz. Sermayeniz çok kuvvetli kıymetli insanlar. İslam'a dair her şeye sahibiz. Allah'a dair her şeye sahibiz. Kur'an'a dair her şeye sahibiz. En güzeli Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla bizleri namaza, Kur'an'a, Allah'a davet eden ezanlara muhatabız. Ve hala daha bunları çok güzel günde beş vakit duyabiliyoruz kıymetli insanlar. Ve bu kadar güzelliğin içinde bize çocukluğumuzdan beri Müslüman olmayı, İslam'ı, peygamberi, Allah'ı anlatan, öğreten büyüklerimiz, hocalarımız veyahut da olaylar var. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Müslümanı, Allah'ın Müslümanı, Allah'ın tarif etmiş olduğu Müslüman, Kur'an'ın öğretmiş olduğu Müslüman, Peygamber Efendimiz'in örnek göstermiş olduğu Müslüman ve bizim hayatımız. Kıymetli insanlar, elimizdeki olan her şey bizleri cennete götürmeye yeter de artar bile. Ancak biz elimizdeki olan bu güzellikleri ziyan edersek, umursamazsak, elimizdeki olan bu İslam nimetini, vatanımızın İslam'la yoğrulmuş olan bu toprak nimetini, Atalarımızdan gelen İslam ahlakı nimetini eğer biz güzel değerlendirmez isek işte o zaman bilin ki asıl iflas eden, müflis olan biziz kıymetli insanlar. Bu dünya hayatı bu dünya hayatı bizleri aldatmasın kıymetli insanlar. Bizler İslam ile şereflendik şükürler olsun. Kalbimizdeki iman bütün dünyayı aydınlatmaya yeter elhamdülillah. Bunu defalarca gördük, yaşadık ve şahit olduk. Buraya kadar tamam. Kalbimizdeki iman bütün dünyayı aydınlatmaya yeter. Ancak Es-salatu imadü'd-din. El-müslimü men selime'l-müslimun min lisanihi ve yedihi. El müslimi ehul müslim, hadisi şerifler aşağıya doğru gidiyor. Namaz dinin direğidir. Her kim bu direği sağlam tutarsa, bu direğini dikerse dinini sağlamlaştırmış olur. Her kim bu namaz direğini kaldırırsa dinini yıkmış olur. Bu din namazsızlığımızın yüzünden bizim üzerimize çöktü kıymetli insanlar. Dinsizlikle müminlik arasındaki o boğuntuyla cebelleşiyoruz. Dinsiz misin desen, hayır elhamdülillah müslümanım. Sen nasıl konuşuyorsun? Dinin nerede diye sorsan namaz, Kur'an, İslam ahlakı yok. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Ne helal dirişimiz ne de haram şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam müslüman durumuna geldik. Yamadık dünyamızı yırtarak ahiretimizden dinde gitti, dünyada gitti elimizden kıymetli insanlar. Hayatımızdaki yaşadığımız İslam ile inandığımız İslam arasında çok büyük fark var. Hayatımızda yaşadığımız İslam ile Allah'ın bize göndermiş olduğu İslam arasında çok büyük fark var. Elhamdülillah Allah'a iman ettik. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inandık. Kitabına inandık, meleklerine inandık. Elhamdülillah. Hepsine inandık ama hayatımızda olmadığı müddetçe bu bizden çok büyük şeyler götürüyor. Önceden ahlaksızlık olarak düşündüğümüz, saydığımız her bir şey şu anda bize gayet normal Birbirlerine nikah düşen bir kadınla bir erkek aynı ortamda konuşamaz. El sıkışamaz. Kucaklaşamaz. Boş muhabbet edemez. Allah ve Resulü'nün bize emri bu. Biz bunları bundan 10 yıl önce bu şekilde inanan insanlara ilettiğimizde diyoruz ki: Allah Celle Celaluhu peygamberi vasıtasıyla bizlere öğretiyor diyor ki: Kendilerine nikah düşen bir kadınla bir erkek. Aynı ortamda bulunamaz. El sıkışamaz. Kucaklaşamaz. Arkadaş olamaz. Boş konuşamaz diyoruz. 10 yıl önce evet bu haramdır diyen kardeşim. Şimdi diyor ki kardeşim öyle bir şey mi olur ya siz ne kadar sapıksınız ya. O benim yengem ya o benim şuyum o benim buyum diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Böyle buyuruyor kardeşim. De uyduruyorsunuz ya nereden bilelim o hadisin sağlam olduğunu. 10 yıl önce benim düşündüğüm 10 yıl önce İslam'ın bu şekilde emri olduğuna inanan bu kardeşim şimdi inkar ediyor. Sebebi sebebi şu. Yaşadığın gibi inanma, inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Hazreti Ömer'in sözü öyle rivayet ediliyor. Bir daha söyleyeyim. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Ve halimiz şu anda böyle oldu. Hacısından, hocasından yoldan çıkmışına kadar her birerlerimiz İslam'ı kendi penceremizden gördüğümüz gibi yorumladık. Kur'an'ı kendi penceremizden gördüğümüz gibi yorumladık. Allah'a kulluğu kendi nefsimizin istediği şekilde yapmaya başladık. Sebebi Allah'a göre inanmadık biz. Peygambere göre inanmadık. Kendimize göre inandık. Neticesinde ne mi oldu? Bu kadar Müslüman olduk işte. Öyle videolar geliyor ki. Öyle videolar geliyor ki. Şimdi bizler medrese hocasıyız kıymetli insanlar. Allah Celle Celalhu bir şey emrediyorsa eğer onu çekinmeden direkt söyleyebilen insanlarız biz. Talebelerimize Allah'ın emirlerini en ince ayrıntısına kadar anlatan hocalarız biz. Bir şey haram, bir şey helal, bir şey mekruh, bir şey müstahap her birerleri öğrenir. Her birerlerin talebelerimizi öğrenir. Ancak şu anda bu ekranlar karşısında bazı şeyler söylenmiyor. Neden biliyor musunuz? Ara sıra diyorum ki ya Sami sen ekranda çıktığın zaman diline gelen bazı şeyleri yutuyorsun. İmanın mı zayıflıyor? Yoksa geleceğinle alakalı bir şüphem mi var? Şu anda onu araştırıyorum. Ama şunu unutmayın kıymetli insanlar: Bir kadının ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir kenara bırakıp da üç günlük dünya için çalışması İslam'a göre yanlıştır. Bir kadının ailesini, kundaktaki çocuğunu, kendisinden şefkat bekleyen yavrularını bir kenara bırakıp da üç günlük dünya için çalışması İslam'a göre doğru değildir kıymetli insanlar. Bunu şu anda en, en kısa şekilde yumuşattım ve size bunu bu şekilde aktardım. Şunu düşünüyorum bunu söylerken. Ben bunu söyledim Diyanet Camiası ne der? Ben bunu söyledim şu hoca ne der? Ben bunu söyledim şu ne der? Allah ne der peki? Hiç onu düşünmedik mi biz? Komşuluk bitti. Arkadaşlık bitti. Sevgi bitti. Saygı bitti. Aile bitti. Aile bitti mi din biter kıymetli insanlar. Aile bitti mi İslam biter kıymetli insanlar. Mahalle baskısıyla yetiştiğimiz doğrudur ve ben bundan memnunum kıymetli insanlar. Benim mahallemde benim küçüklüğümde kimse sesli küfür edemezdi. Sen ne yapıyorsun lan derlerdi. Nasıl küfür ediyorsun? Burada aileler var. Benim mahallemde, benim çocukluğumda kimse yanlış bir şey yapamazdı. Mahalle baskısı vardı. Benim mahallemde, benim çocukluğumdayken benim mahallemde hiçbir kimse yabancı bir kızın elini tutarak yürüyemezdi. Mahalle baskısı vardı o zaman. Böyle yürüyemezsin derdi. O senin helalin değil, yürüyemezsin derdi. Döverlerdi. Mahalleye sokmazlardı. Bu bizim mahallemizin kızı derlerdi. Bu bizim yavrumuz, bu bizim komşumuzun kızı, bizim kızımız derlerdi. Mahalle baskısıyla büyüdüm ben. Memnunum. Sonra özgürlük dedik. Avrupa Birliği dedik. Biraz rahatlık dedik. Müslüman hoşgörülü olur dedik. Müslüman biraz daha gülümser dedik. Müslüman biraz daha esnek olur, kolaylaştıralım dedik. Kendi evladımız elimizden gitti. Yaşadığımız İslam'la inandığımız İslam arasında çok büyük fark var. Bir şey söyleyeceğim zaman ilk önce buna hocalar ne der diye düşünüyorum. Bırakın cemaati veya insanları. Kıymetli insanlar, Kur'an-ı Kerim eğer tek başına, Kur'an-ı Kerim eğer tek başına insanları hidayete erdirici olsaydı, Allah Celle Celaluhu Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yollamaz, Kur'an ağaçları bitirir, biz de her istediğimizde hangi dilde konuşuyorsak giderdik o ağaçlardan o Kur'an-ı Kerim'i alır okurduk. Allah bunu yapabilir miydi? Yapardı. Yüzlerce dil var. Doğru mu? Allah her dilin konuşulduğu bölgeye göre Kur'an'ı ağaçları yapardı. O dilde açardık, okurduk. Her yörenin, her bölgenin, her coğrafyanın kendisine ait meyvesi, sebzesi yok mu? Var. Ona göre Kur'an. Ve Mevla Teala Hazretleri, Mevla Teala Hazretleri bizi en iyi bilen Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde nasıl yaşayacağımızı, bizi nasıl doğruya ileteceğini öğrenmemiz için Peygamber Muhammed Mustafa'yı yolladı. <laughs> kıymetli insanlar. Eğer biz ben Kur'an'a uydum, ben Kur'an'ın yazdığını yaparım. Peygamber tamam benim peygamberim ama onun söyledikleri ne malum uydurdular hepsini tuzağına düşersek işte o zaman ne din kalır ne dünya kalır elimizde. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymayı terk edenlerin başına gelenlere bakın kıymetli insanlar. Sünneti i Seniyye'yi bırakanların başına gelenlere bakın kıymetli insanlar. Biz Suriye olur muyuz? Şöyle tehdit ediyorlardı kıymetli hocalarımız. İşte peygamberi bırakırsanız, Sünneti i Seniyye'yi bırakırsanız, peygambere ittibayı bırakırsanız Suriye gibi olursunuz diyorlardı. Biz diyorduk ki olmayız biz Suriye gibi. Daha beter oldu kıymetli insanlar. Her Müslümanın İslam'ı farklı oldu. Her Müslümanın İslam'ı farklı oldu diyorum ki Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor dediğim an adamın aklına direkt şu geliyor. Ne malum belki uydurmadır bu hadis. Yediniz mi zokayı? Bu Terör örgütünün yapmış olduğu darbe başarısız oldu ama bu hainlerin hadisi şerifleri insanların gözünde yok sayma darbesi gerçek oldu. İnsanlara hadisi anlatamıyorsun. Peygamber olmadan Kur'an anlaşılmaz kıymetli insanlar. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsiz Kur'an anlaşılmaz kıymetli insanlar. Bu Kur'an sebebiyle biz bazı kavimleri yücelttik, bazılarını alçalttık buyuruyor. Peygambersiz anlaşılacak Kur'an'la insan sadece dalalete gider kıymetli insanlar. Hayatımızdaki Peygamber Efendimizin hayatı, sünneti seniyyesi azaldıkça İslam'ımız azaldı kıymetli insanlar. İslam'ımız azaldıkça insanlığımız azaldı kıymetli insanlar. Ya İnsan adam evinde 3 4 tane kediye bakıyor. 5 tane kediye bakıyor. 3 tane köpeğe bakıyor. Buraya kadar güzel. Kendi komşusu aç, akrabası yardıma muhtaç onlara bakmıyor kıymetli insanlar. Niye kendi isteğine göre bir yardım pozisyonu oluşturmuş? Allah'a baksa, Peygamber Efendimize baksa diyecek ki öncelik bunlarda. İkinci bir mesele daha var kıymetli insanlar. Şu hayvan hakları savunucuları, konuşmuyorum o konuyu, vazgeçtim. Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu İslam, Peygamber Efendimizin öğretmiş olduğu İslam hayatımızda yok olduğu müddetçe daha da batmaya ve bitmeye mecburuz, mahkûmuz kıymetli insanlar. Mahkûmuz kıymetli insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ı Kur'an-ı Kerim'e bakarak öğretti. Mevla Teala'nın ona vahyetmiş olduğu her şeyi birebir bize de anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilen Kur'an'ın her ayetini hayatında yaşadı ve nasıl yaşanacağını bizlere öğretti. Eğer biz Kur'an-ı Kerim hayatımızdan çıkarıp da biz Peygamber Muhammed Mustafa'yı hayatımızdan çıkarıp da dersek ki bu hainlerin demiş olduğu gibi Kur'an bize yeter. İşte emin olun ki o zaman din de gider, dünya da gider kıymetli insanlar. Peygambersiz bir İslam yoktur kıymetli insanlar. Peygambersiz bir Kur'an da yoktur kıymetli insanlar. Hayatımızdan Peygamber Muhammed Mustafa'yı çıkardık çıkaralı ...mutsuzluğumuzda, hüznümüzde, sıkıntımızda, kalbimizdeki kederde her gün artmıyor mu kıymetli insanlar... ...her şeyimiz varken kriz geldi... ...herkes kriz var, kriz var, kriz var, kriz var deyip duruyor... ...kimse lüksünden vazgeçmiyor... ...kimse kendi yaşam standartlarından vazgeçmiyor... ...herkes kriz var diyor ama herkes yine her istediğini yapıyor bazılarına yapmış olduğu faizli işlemden dolayı haciz geliyor. Diyor ki Allah bu bankaların belasını versin. Aradan bir sene geçmeden bir daha gidiyor Allah'a savaş açanlarla beraber ticaret yapıyor. Kıymetli insanlar hayatımızda peygamber olmadığı müddetçe İslam'daki hassasiyetimiz imanımızdaki güzellik artmayacak. Her geçen gün daha da tükenecek. Nereden mi görüyoruz? Bakın gençliğimize. Nereden mi biliyoruz? Bakın çocuklarımıza. Peygamber Efendimizin bir sünnetini söyler misin oğlum kızım diye sor. Yaşı 17, 18, 19 da olsa sor. Söylemeyecek. Ah eyvah eyvah benim çocuğum ne halde deme sakın. Ben ne haldeyim de. Ben sünnete Kur'an-ı Kerim'i ben sünneti peygam yemeğe tuzla başlanmasını annemden öğrendim. Yemek yemeden önce ellerini yıkanmasının sünnet olduğunu ailemden öğrendim. Eğer çocuğun İslam'a dair bir şey bilmiyorsa sen İslam'a dair bir şey yaşamıyorsundur kıymetli insanlar. Eğer senin evladını peygamberi tanımıyorsa, peygamberi bilmiyorsa, sünnetisini iyi bilmiyorsa sen unutmuşsun demektir kıymetli insanlar. Hocam ben oğluma, ben oğluma kızıma peygamberi öğretiyorum, Kur'an'ı öğretiyorum ama onlar öğrenmiyor diyorsan eğer. Bil ki canının istediği kadar canının istediği şekilde yapıyorsundur. Oğlum bir gün okula gitmedi, iki gün gitmedi, üçüncü gün gitmedi, dördüncü gün kalk hadi. Hadi 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 hadi, hadi yapıyorsun da. Bir gün namaza kalkmadı, iki gün namaza kalkmadı, beş sene namaza kalkmadı. Hiç umurunda olmuyor ya İşte o çocuğunun İslam'ının zayıflığı, imanının, yoksunluğunun sebebi sensin. Sebebi biziz kıymetli insanlar. Allah Resul aşkıyla yandım, bittim, kül oldum, o kadar zayıfladım ki sonunda her kul oldum diyor. Ama bizde öyle bir işçi hakkı görmüyor yavrularımız. İslam'a dair bir işçi hakkı görmüyor yavrularımız. Nenelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz namaz ehli, zikir ehli eyvallah da eğer çocuklarımız bizden kırkımıza ellimize kadar Kur'an-ı Kerim'siz bir hayat yaşadığımızı görüyorlarsa Çocuklarımızdan da Kur'an-ı Kerim bir hayat yaşamalarını bekleyemeyiz kıymetli insanlar. Bizim onlardan bir artımız var. Bizler büyüklerimizden İslam ahlakını öğrendik yaşamasak da. Bizim onlardan bir artımız var. Bizler büyüklerimizden İslam sevgisini, peygamber sevgisini öğrendik. Maalesef biz çocuklarımıza bu sevgiyi öğretemedik kıymetli insanlar. Bir daha söylüyorum. Konumuz İslam'ın Müslüman'ı, Müslüman'ın İslam'ı her şeyi başa almak zorundayız. Her şeyi bir daha baştan yapmak zorundayız. Düşünmeliyiz ben ne kadar Müslümanım. Ben ara sıra kendi kendime diyorum demiyor değilim yani. Birkaç iş yapıyorum, talebeler yetiştiriyorum. İşte hafız oluyor talebeler. Talebelerim büyüyor kendi kendime diyorum ki Sami sen bu, bu dini mübini İslam'a çok çok yardım ettin. Sen çok çalıştın, sen çok büyük bir evliya oldun diyorum. Sonra bir bakıyorum ki benim İslam'ım çok zayıfmış ya. Benim imanım çok zayıfmış ya. Benim Allah'a kulluğum çok azmış ya. Ama bunu düşünmesem nefsim beni kandırıyor. Sami sen gerçekten çok iyisin diyor ya. Bak sen çok iyi bir kulsun. Sonra bir bakıyorum gerçekten öyle miyim? Değilmişim. Mevla Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de bize göstermiş olduğu peygamberi vas vasıtasıyla öğretmiş olduğu İslam'la benim yaşadığım İslam arasında çok büyük fark var. Eğer gerçekten de bir insan peygamberin bizlere göndermiş olduğu, öğretmiş olduğu İslam'ı yaşasa kendisinde benlik olmaz. Ben bakıyorum canımın istediği kadar teheccüd namazına kalkacağım. Ne zaman kalkıyorum teheccüd namazına? Çok ihtiyacım olduğu zaman kalkıyorum. Allah'ım yok, ben geldim. Bak bu saatte herkes yatıyor Allah'ım ben senin kapına geldim. Ne olur ihtiyacımı ver Allah'ım diyorum. Canımın istediği zaman kalkıyormuşum ben kıymetli insanlar. Bir şey yapacağım ayıp olmasın diye yapmıyorum. İslam'ım İslam'ım kendi nefsimin istediği kadar oluyor. Eğer bir şeyde Allah'a kulluk yaparken zararım olacaksa Yapmıyorum onu. Eğer bir şeyde Allah'ın dediğini yapı, yaparsam bana faydası dokunacaksa yapıyorum. Canımın istediği kadar Müslüman olmuşum farkında değilken. Her halde ve her anda, her durumda ve her şartta Allah'ın buyruğuna amenna Allah'ım. Nasıl buyurursan Allah'ım deyip itaat etmek yerine nefsim nasıl istediyse o kadar yapar duruma gelmişim. Ve şuna bakmışım ki önderim, örneğim, rehberim Resulullah değil de nefsim olmuş. Gıybet istediğim kadar etmişim. İstediğim kadar insan hakkında kötü konuşmuşum ve sonra demişim ki tövbe estağfurullah. Ondan sonra demişim ki kardeşim ben onun hakkında kötü şey konuşmuyorum ki. Yani yüzüne de söylerim ben onun demişim. Resulullah Efendimiz yasakladığı halde hala daha konuşmuşum ben. Ama bunu sonradan aklamışım. Tövbesini bile Tövbe etme ihtiyacı bile duymaz hale gelmişim. İslam'ın Müslüman'ı gıybet etmez kıymetli insanlar. İslam'ın Müslüman'ı gıybet etmez kıymetli insanlar. Size son bir hikaye anlatıp programı bitiriyorum. Bir gün. Eshab-ı kiram mescidde iken birbirleriyle şöyle bir Konuşma yapmışlar, demişler ki herkes hasebini, nesebini, nereli olduğunu, nereden geldiğini bir söylesin birbirimizi tanıyalım. Eshaptan bir tanesi demiş ki, Ene min taif, ibni filan, ibni filan, ibni filan. Ben taiften şunun oğlu, şunun oğlu, şuyum. Öbürkü demiş ki Enemin evs ben evs kabilesinden şunun oğlu şunun oğlu şunun oğluyum. Öbürkü demiş ki enemin kureyş eşrafın nas ben kureyşten insanların en şereflilerinin olduğu kureyşten şunun oğlu şunun oğlu şuyum. Sıra saat bin ebi vakkasa gelmiş. Sıra Selman'ın Farisi radıyallahu anh'a gelmiş. Demişler ki sen kimlerdensin? Ene İbnü'l İslam ben İslam'ın oğlu Selman'ım demiş. Bu konuşmayı duyan Hazreti Ömer demiş ki benim de nereli olduğumu bilmek ister misiniz? Söyle ya Ömer demişler. Demiş ki Ene İbnü'l İslam, ahu Selman İslam, ben İslam'ın oğlu Ömer, kardeşim de İslam'ın oğlu Selman'dır demiş. Kıymetli insanlar, kıymetli izleyiciler, bizler İslam'ın çocuklarıyız. Bizler İslam'ın çocuklarıyız. Bizler İslam'ın çocuklarıyız. Çocuğu olduğumuz, evladı olduğumuz, bizim yaşam sebebimiz olan bu İslam'a sahip çıkmazsak üç günlük dünyanın getireceği bize menfaatler doğrultusunda bu İslam'ı terk edersek, ben ev için, araba için, mal için, şan için, şöhret için İslam'ımı bir kenara bırakıp da onların kulu olursam, onlar için bir hayat yaşarsam işte bilin ki biz İslam'ı terk etmiş oluruz. Selman'ın Farisi radıyallahu anh her şey için, her şey için, her şey için, her şeyi terk etti. İslam için her şeyi bıraktı kıymetli insanlar. Ya bizler şu garip zamanda Peygamber Efendimizin kardeşlerim deyip sarıldık, sarıldığı bu şekilde müjdelediği kardeşi olma şerefine, ihsanına var olmak o konuda gerçekten başarılı olmak varken üç günlük dünya için İslam'ı bir kenara bırakıp da dünyanın çocuğu olursak, bu zamanın çocuğu olursak çok büyük şeyi kaybetmiş oluruz. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin kıymetli insanlar. Ama unutmayın ki Sami'nin zannettiği gibi değil İslam. Ben bir daha söylüyorum. Kendinize de bakın, kendimize bakalım diye söylüyorum. Ara sıra kendi kendime sen ne güzel Müslümansın, sen ne güzel müminsin, sen çok büyük bir adamsın diyorum. Ve sonra bakıyorum İslam'ıma. Ve sonra bakıyorum Resulüme ve sonra bakıyorum Kur'an'ıma çok eksiğim varmış. Beni çok iyi Müslüman olduğumu düşündüren nefsimmiş. Nefsimin İslam'ı kadar Müslüman olduğum için kendimi çok iyi Müslüman zannediyormuşum. Ve bu beni aldatıyormuş kıymetli insanlar. Emin olun ki hepimiz aynı tavanın balıklarıyız. Hepimiz aynı tava içindeyiz. Hepimiz aynı düşmanın Esiriyiz. Şeytan hepimize aynı oyunu oynuyor. Sakın bu İslam'ımıza aldanmayın kıymetli insanlar. Resulullah Efendimiz kardeşlerim deyip sarıldı kardeşlerim deyip sanıldı. Kim onlar diye sordu sahabe-i Beni görmeden benden sonlara gelip de benim yolumda gidenler dedi Resulullah Efendimiz. Bize Peygamber Efendimiz kardeşi olma şerefini bahşediyorken Peygamber Efendimizin yolundan gitmeyip de üç günlük dünya menfaati için şeytan ve nefsin kulu olmaktan sakınmalıyız kıymetli insanlar. Aman ha felâ yehurrannekumul hayâtü dünya diyor Allah. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah. Aldatır çünkü bu dünya Ama bizler İslamımıza bakıp da Gerçekten de bu İslam'ın çocuğu olursak Gerçekten de bu dini mübini İslam'ın çocuğu olursak Emin olun dostumuz Yarenimiz Yarımız Sevdamız Resulullah olur Mekanımız Menzilimiz Cennet olur kıymetli insanlar Ama yok Yine biz gözümüzü yumalım nefsimizin pof poflarıyla sen çok iyi Müslümansın. Diğerlerinin İslam'ı zaten bozuk. Ben Kur'an'dan başkasını bilmem. Peygamber hadisleri ne bileyim uydurulmuştur 1400 yıldır yazıda yoktu zaten diye peygamberi de hayatından atıp bir hayat yaşarsak yarın öbür gün. Bunun çok pişmanlığını duyarız da asıl, asıl endişem o değil. Bu gençliğimiz İslamsız bir hayat yaşayacak. İslam'sız bir hayatta büyüyecek kafir torunlarımız, kafir çocuklarımız, Allah'ı bilmeyen nesillerimiz yetişecek. Endişem o. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Nefsin ve şeytanın kulu veya sözcüsü veya hatta kuklası değil de Allah'ın kulu, peygamberin kuklası olabilmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin. Haklarınızı helal ediniz. Biliyorsunuz biz burada dertleşiyoruz. Onun için bazen her ne kadar gülümseyerek konuşmaya çalışsam bile cümlelerin bazen sert oluyor. İdare edin Allah rızası için ve her birerlerimize Allah için dua edelim. Ne olursa olsun bütün kardeşlerimizin elinden tutup onları Allah için sevelim. Doğru yolda hep beraber omuz omuza yürüyelim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ederken doğruluğun ve kurtuluşun peygambere uyumakta olduğunu sizlere ilan ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.